Şanlıurfa'da bulunan balık tesislerinde üretimi yapılan balıklar birçok kente gönderilmeye devam ediyor. Farklı kentlere gönderilen balıklara son olarak eklenen 2 milyon 70 bin sazan balığı Siirt'te bulunan baraj ve göletlere bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Şanlıurfa'dan getirilen 585 bin pullu yavru sazan balığı Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı'na bırakıldı. Toplam bırakılan pullu sazan yavru balığı sayısı 2 milyon 70 bine ulaştı. Siirtli vatandaşların su ürünleri yetiştiriciliği yaparak yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında amatör balıkçılığın gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Demirhan, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz ortak yürüttüğü projeyle su kaynaklarının balıklandırılması projesiyle Siirt'te 2 milyon 70 bin yavru pullu sazan balıklarımız baraj göllerine bırakılmış durumdadır. Geçen ay Profesör Doktor Veysel Eroğlu barajımıza 1 milyon 485 bin adet, bugün tekrardan barajımıza 585 bin adet olmak üzere toplamda 2 milyon 70 bine yakın yavru pullu sazan balıklarımız baraj göletlerimize ve göletlere bırakılmış durumdadır dedi. Orman Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün ortaklaşa yürüttüğü projeyle su kaynaklarının balıklandırılması projesiyle Siirt ilinde yaklaşık olarak 1,5 milyon adet yavru pullu sazan balıklarımız baraj göllerimize bırakılmış durumdadır. Geçen hafta Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu barajımıza 1 milyon adet, bugün hep beraber Alkumru barajımıza 420 bin adet, Kurtağan'da Ekinli ve Yayıklı göletlerimizde toplamda 65 bin olmak üzere 1,5 milyona yakın yavru pullu sazan balıklarımız baraj göletlerimize ve göletlerimize bırakılmış bulunmaktadır. Barajlarımızın oluşmasıyla ilimiz genel anlamda bir baraj havzası bulunan il konumuna gelmiştir. Su kaynakları yönden ve göletler yönden zengin bir duruma gelmiş. Biz bunu en içkide değerlendirip vatandaşlarımıza ek gelir kaynağı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu konuda Tarım Bakanlığımızın ve Siirt Valiliğimizin destekleri ve çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede balıklandırma çalışmaları her yıl düzenli olarak devam edecektir. Ancak biz sadece balıklandırma çalışmaları değil, vatandaşlarımızın ve bu yönde bu sektörde çalışmak isteyen, su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlarımızla gerek eğitim gerekse vereceğimiz desteklerle bizim Siirt'te yeni bir istihdam kaynağı yaratmayı, yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedefliyoruz.